Yeni bir hafta, yeni bir sağlık bölümünden tekrar sizi karşınızdayız aziz değerli izleyenlerimiz. Herkese iyi akşamlar. Devam ediyoruz sizden, sizin sağlığınızla ilgili konularımız ve tedavi yollarımız. Son konuda konuştuk bazı cihazlar üzerine, bazı tedaviler üzerine, estetik tedaviler hangi? Bana birkaç sorumlar geldi. Bizim bir gün konuya başlamadan önce o suallara cevap verim daha iyi olur. Çoklar epilasyon lazer, tük lazer üzerine sorumlar var idi. Çok izleyenlerimizden özellikle kadınlarımız. O yüzden bir gün birkaç suallara cevap veren bizim konumuza girmeden önce. En fazla suallar ben birkaç seans aldım. 7 seans aldım, 8 seans aldım. Bazı sorumlarda 10 seans aldım. Ama istifade bulmadım. Lazerden, epilasyondan. Tabii bazı da sorumlar var idi. Birkaç komplasyonlar oldu üzerinde. O yüzden bunun üzerine bir açıklayacağım bir kısa vakitte. Epilasyon özü tabii iş diye yani yeni bir iyi bir güvenli bir yerde yapsa özün doktorun işrafiyden yapsa özün daha iyi olar. Bir de cihazın ne önemli o yüzden sana bunlar tehdit eder istifade edersen niye istifade etmeyesen ama en fazla tesir eder sen çünkü istifade bulmak ve bulmamak ve dört şeydi. İlk şey senin muayene hormon bozukluğu var ise sende ya yok. İki senin cildin ne önerdi? Esmerdi ya da beyazdı. Üç sen tükler ya da saçlar ki canavda hangi nati kalındı ya da hafif koyduğun diğerler özden ve beri saçlardı. Dört, sen seansı nerede aldığı, ne şekilde aldığı, nasıl cihazlarda kaç tane cihaz değişmek yaptı. Muayene halatı çok önemlidir. Hani sen bir hormon bozgunluktan geçirse ya da hormon izlablığında adet 2 ayda bir, 3 ayda bir kilolu beşerdi. Fazla tük, sert tüktüler bunlar istifade bulmayacak. Lazerden eğer bu bozgunluklar tedavi ilaç yapmasa. Gelen ikinci sen ciltte birkaç numara koyduğun muayen numara var. Kromofom ya da subkatil melamin. Bu beşer kareden, esmerden ve beyazdan farklıdır. Her kişinin bir muayen nisbe bir muayen bir adet var. O yüzden bunlar lazer işlemeği, mebde işlemeğinin lazerin ya epilasyon cihazların ne kaç tane bu haliyelerden cihaz lazeriye lazerin işaen imtisas eder. O yüzden beyaz ciltler ki beyazda olur da az var. O yüzden az dereceye istifade çok derece ister epilasyonda istifade bulsunlar. Olur ki esmerdiler bu madde çok var özlerinde. O yüzden az dereceden istifade bularlar. Aynı zamanda da eğer tükler, saçlar sert ise ya da beri ise hiçbir zaman biz nasihat etmeyiz. Eğer az ise tükler, eğer de çok az kullanırsa tük almak malzemelerin, eşyaların hiçbir zaman değmez. Yani lazerden bu şekilde kalsa normal bir şekilde daha fazla istifade bulasın. Dördüncü son nasihatim o sualların birkaç bundaydı. Hiçbir zaman epilasyonun o yerler değişme. Bekleyesen, muayene etsen, öz kendi hala tam dereceni ki senin cildine göre kullansa, aynı zamanda da bir lazer tipinin üzerine kalsa bir yerde 3 cilseden 3 sayansan sonra %100'den istifade bulacaksın. Gelelim bir gün konusuna, bir gün özellikle kadınlarımız üzerine konuşacağız. O da hormon bozgunluğu nedir? Hormon bozgunluğu ne çeşiden geçer? Çoklar karşılaşıblar bunlar da. Müniden hayatında hani kadının hayatı hepsi hormon sistemidir ve adet ve aynı zamanda da hormonlar ne şekilde senin canında çalışır? Nedir faydası bu hormonların? Aynı zamanda da izrap olduğu zaman nedir sebepleri? Bir de ne şekilde biz tedavi edelim özlerinin? Bugün sizi için özellikle kadınlarımız için bu konudan bahsedeceğiz. İlk kere gelelim bakalım biz hormon sistemi canımızda ne şekilde ve ne şekilde çalışır. Hormon sistemi asıl da başlar beyinden. Beyinde bir küçük bir gudde var. O gudde bunlardan mesuldü. İfraz eder, hani de tahfiz eder. Sinüs sistemi iki kadın sistemine koyduğun
mebitler, özellikle yumurtalıklar, özellikle oralara bir tahfiz verer. İaz verer, bir hormon ifraz eder beyinden. Gider o da yumurtalığa, orada bir ikinci bir iaz verer. İki şekil hormon var, ona ifraz etsin. O da gider çalışar, harda çalışar, rahim üstünde. Aynı zamanda da çalışar, yumurtalık üzerinde bu şekilde, basit bir şekilde, bu şekilde de işe. Gelen o hormonlar ki beyinden ifraz oldu. Gelirsen de bir küçük bir yumurta var. Birinci günden tekvin olar, ulaşınca 14. gün adeta. 14. gün hormona bağlıdır. Bu yumurta iner ya da kalar ya da çocuk olar, hamile geçer kadın. Ondan sonra 15 gün sonra gelir rahim, ona göre tehiye olar, başka bir hormonlar ifraz olar. 28 günden sonra eğer hamile yok ise adet iner. Gelen ilk kere bir hormon var ki beyin ona bir hormon ifraz eder, iaz verer, yumurtalığa bu hormonu çalıştır. Çalıştığı zaman bu hormon işler yumurta üzerine. Yumurta üzerine yardımcı olar, birinci günden ki adet iner, 15 güne kadar bunu çalıştırıyor, beyin olsun yumurta. Bu hormonda tabi hani ifraz olup da dediğimiz takip beyinle. Kalar bu, eğer bu yumurta evli kadınlarımızda ihsap oldu, karın oldu, çocuk oldu. Başka bir hormon ifraz olar ki tehiye eder. Rahmin kabalığın ve rahmin duvarların bu cenin ya da bu embriyo ya da bu ihsap olduğu yumurtalık bu şekilde otursun ve türesin 9 ay boyunca. Ama eğer ifraz olmadıkça başka bir hormon ifraz olunacaktı. Az gider beyne hamil olmadı, başka bir hormon ifraz edecekti. Bu yumurta açılsın, ensin, tibi and ener, başka bir hormon çalışır rahimde. Ve aynen de adetin çok faydası var rahim için. Hamil olmadığı zaman bütün duvarlar rahimin temizlene, beklene, ener adet günü, adet günleri takip, adet kanı takip. Gelen adet bir günden 7 güne kadar olar. 28 günde bir bu çalışma, bu hormon fizyolojisi tabi 28 gün olabilir olsun. Bazı kadınlarda olabilir olsun 30 gün, olabilir de 25 gün olsun. Normalde bu şekildedir. Ama bazı kadınlar ulaşırlar 40 güne, 45 güne. Bazı kadınlarda olar adet fetresi 10 güne ulaşsın. Az az olsun. Normalde her zaman buna isterim dikkat edersiz. Ne kadar ben kan kaybediyorum? Az kaybediyorum. Tabi yani normalde her kadın meğer kendisini de güçtürsün. Koydu yağın 5 ile 7 kere. Ama bunun fazlası tabi risklidir. Ama da bundan da üstlük tabi bu da riskli. Bu bana işaretli bir hormon ızrablığı geçirdim. 10 gün geçmek öge koyduğun 10 günde tehir olmak adetten bu da bir normal bir hale sayabilir, özü normal bir durumdu. Bundan başkası hormon bozgunluğuna bir işaretti, bir kırmızı delaletti. Sana verirsen hormon bozgunluğundan geçsem. Gelen ilk kere özellikle genç kadınlarımız 18 yaşından her zaman başlar, pardon indi daha erken de başlar hani hormon cinler dekşenmek için. Bazıları bakırık 5 ibtidaide kadınlar birinci mutavastada olabilir, 3 mutavastaya ulaştığı zaman. Yani toplum 10 yaşından 15 yaşına kadar bu fetrede olabilir adeti ensin. Her keş anne olarak üretesen kuzu, sen bir her zaman bir elinde bir kalender olsun, bir takvim olsun ki bu işaret etsin sıhhatlığı ne şekilde, davranın durumu ne şekilde, nasıl günde endi, nasıl günde bitti, nasıl günde tekrar geldi. Basit bir işaretti ayda bir kere, sene güzel bir şekilde kablar, hormon sistemi ne şekilde çalışır, muntazam yeri ya da muntazam yeri mi? Tabi o birinci illerdeki genç kızlarımız, küçük kızlarımız hani adet yakır olabilir, birkaç israflık olsun. Normal sayabilirlik özün. Gerek yok panik yapmaya, gelmeye gitmeye, sonra yapmaya, sonra da başka bir şeyler görsene.
tam saflaşı 15 yaşına kadar. Bazı kadınlar olabilir enesi ya da atası ya da dayısıları, ailedeki ya da bacısı olabilir. Zaten özü hormonu ve adeti izraptadı. Yani kina bizim adet var. Bir adet var muntazam bir şekilde çalışıyor. Bir adet de var özü yerinden muntazam. Belki bu hasan ki ayda bir, üç ayda bir diğer ben annem, dayzam, bacılarım, benden büyük bacılarım bu şekildeydi. Bunlara diyerek adem, intizam, devre şehriye, bunlar devre şehriye gayri muntazama asıldan bir deydi. Ama bazısı da yok, çokluk, %80 normal bir şekilde dediğimiz bir şekilde gelir. Ama sıhhatin mukayyet olmak için ve sıhhatin mutabak etmek için megirmen dikkat edem hangi günde endi, hangi günde bitti. Endiği zaman 5 gün sürer, 7 gün sürer, 28 günde bir tekrar iade olur. Demek onlardaki muntazam daha gibi dayadan gitmesin, muayene etsin. Bir küçük bir muayene etsin, bir çek etsin. Normal ise tabii senin öz kendi devre tabiatında bu şekildedir. Ki ayda bir de tabiatı, 3 ayda bir de bunlar ilk eden. İlk 10 yaşından, 11 yaşından bu şekildedir. Saflanmasa 17 yaşında buna diyebilir normal bir durumdu. Senin adeti öz kendisinde bu şekilde de izraplıdı esasda. Gelagın bunu mutabak etti 17 yaşına 18 yaşında normal öz takvimde normalden geçiyor. Ama bakarız özellikle bazı genç kızlar hani biraz kilolu oldu. Tükler yüzünde fazla çalıştı. Habler fazla çıktı. Geçer hormon izraplığına bakarak 2 ayda bir olur, 3 ayda bir olur. Hemen enese gelip diğer ana 2 aydı ben olmamışım, adet olmamışım. Tabi kilo oldu da fazla tükler çıkır, üzde de bir kaç habler çıkır. Bu manası hormon ciddi bir hormon izraplığı var. Özellikle olur hani ki muntazam idi bir daha da sonradan bu izraplığa geçtim. Tabi izraplık da dediğimiz de ki adet kesmeği olabilir. Bu bir delalettir. Sen kızı yedesen özü bir hormon izraplığından geçsen. Sonra yaptığı zaman bakırık çoklar. Bütün alemde diraset de bunu gösterir. Son yıllarda en fazla polisistik ovarian sindrom tekeyüz mobilden geçirip çok kadınlar ve çok kızlar. Özellikle onlar ki kiloludular. Kimse bunun fizyolojisi, bunun sebebi nazariyen indiye kadar bulmuyorlar. Ama birçok sebepler olabilir fazla kilodan olsun. Hani dediğimiz o iğazlar ki gel beyinden yumurta açılsın, yumurtalığın evi açılsın, hatta yumurta ensin. Bunlar kablağını yağdan hiçbir şekilde az ulaşmaz yüzden o yüzden bu ameliyat olmaz. Yumurta anmeden adet olmaz. İki sebepten olmaz. Onlar ki evlidiler olabilir hamil olsun. Hamil yoksa olabilir bir hormon izraplığının birinden geçsem. En fazla toplumda ve kadınlarda fazla geçirler polisistikte, tekeyüz mobayetten geçirler bu izraplıktan. Gel bakalım bu nedir? Bu bir izraptı. Hani dediğimiz zaman yumurtalık emri kalırı kiste taki yapırı. Küçük küçük kiste. Bakandalar özne açandalar özne tesbih taki küçük küçük kiste. 8-9-12 kisteden fazladı. Aynı zamanda da hani de hormon çalışmadığı için mebir de bakarık mebirden hacmi de ziyat olur. Sonra da tabi hani bunu bulurlar. Bir daha başka bir biritirlerden geçer. Hangi biritirler? Kilo olar özünde saçlar çok fazla çıkar, üzde çıkar, çok habler atır, abartır, atır üzünde. Gider sonra bakar bir kaç tesbih taki, bir kaç kise taki var, düzülüp de birbirler yanında hurda adlar. 8 deneden fazla adlar ya 12 deneden fazla adlar. Toplam bu bilitirlerden, doktorudan, diğer sene olabilirsen de tekeyüz var. O yüzden adeti endirmeye çalışıyorsam kendi doktorum. Adetin ikinci günü birkaç hormon testler var. Tabi bu hormon testlerini yaptığı zaman bulasan bilitirlerin biriden ve sonarın bilgisinden sende tekeyüz mobayet var. Ne şekilde biz ilaç ederiz? Her zaman ilk yere başlarız kilo endirmekten.
Kilo endirmeğin ve sıhhatli yemeğin çok önemlidir. Özellikle genç kadınlarımız, genç kızlarımız görürük, hani 18 yaşına ulaşmadan çok kiloludurlar. Fazla abartı kiloludurlar. Bakırım da çok kadınlar, çok genç kızlar hani 10 yaşındadırlar. Çok kilo fazla alırlar. Hani da nispet, sumnayede nispet kiloluk, şişkinlik fazladı bu ömürlerde. Maalesef bu başka müstakbele mi dediğimiz komplasyonlar yapar. Özellikle kadında en önemli komplasyonlardı. O da hormon bozgunluğudur. O yüzden her zaman kilo yemek gayet olmak çok önemlidir. Hani bilgisayar var, ya da tablet var, ya da mobil var, fazla fast foodler var. Ya da bu şirin yemekler var. Çoklar genç kadınlarımız buna meraklılar. Çalıştıramıyoruz, yardımcı olamıyoruz da riyada spor yapmaya devam etsin. O yemeğin her zaman sıhhatli etsin ve alıştırırım özlerine o yollar ki ditasyona girsin, güzel bir ditasyona geçsin. O bir güzel ditasyon öğrenmesiyle güzel bir nizam gıdaya geçer. Vezin kaybettikçe hormon izrablığı iyi olur. Bakarız sonra kiselerin kimyası az olur. Bu biriciler ki üzerinde çıkırı çok iyiye gidiri hafifleşir bu biriciler. İkinci dediğimiz biricilere ilaç etme. Üzde tükleri məgər endirağın, azlaştırağın, vahabları tedavi edağın. En özellikle biz bu izrablığı ki adet ya hamir buna bir sistem koyağın özü için. Tabii hani bu sistem üzerine geçsin. Adeti günlük, aylık bir şekilde normal olsun. Bunlar normal olduğu zaman kilosu iyi bir şekilde olduğu normal bir kiloya girse bakarız normal olur kadın. İyi bir hormon bozgunluğu ve kişiseler sonarda görseler ve hormon testleri görseler çok iyileşti. Bu durumda ben nasihat ederim her zaman. Siz bunda bir nazariye yoktu. Biz bilmirik bunun sebebi nedir. Bütün alemde bunun sebebini bulmadılar, bilmediler. Ama çok ilgisi var. Ben iyi bir kiloya ve iyi bir vezne ve iyi bir nizam gıdaya geçmek çok önemlidir. O yüzden nasihatim burada. Dikkat edesen senin adeti ne şekilde anne. Kilova makayet olasan dediğimiz biricilerin biri çıktığı zaman her zaman biriciler ilaç etmek git sebebin ilaç ile daha önemlidir. Başka dediğimizde ki indi adet israplığı hani ki ayak yememek, üç ayak yememek dedik. Biri normalde o öz kendisi aileden kendisinden hormon ve adeti muntazam der ki ikinci en fazla bunlarda olabilir tekeyyüz olsun. Ya da kişisel durumlarından olabilir geçsin. Gelin ikinci sebepler. Birinci diğer özne primary, ikinci secondary. Secondary'lerin birisinde, ikinci sanevi sebeplerin birisinde tekeyyüz, ikinci olabilir tiroid problemi olsun. Tiroid çok önemli bir güdüdür. Canda hani kelebek takidi dediğimiz ki boyunda olar. Ama bu hormon bütün canın xəliyyələrinin çalışmağına gider. Xəliyyələrin de birisi o da yumurtalıq xəliyyəsidir. Aynen zamanda da, aynen yerden olmak için ifraz bu güddeyden, başka güddeler beyinden, o üstten bunun izrablığının ilaqası çoxdur kadının dövrəsi ve adetin izrablığına. O yüzden bunda bir izrablıq olsa, eğer esüqlük olsa ya da ziyadlıq olsa, ziyadlıq olsa baxarıq kadın az yaxırı ya da az adet olur. Ama da fazlası olsa olabilir az fazla olsun özünde ya da başka bir toplam bir hormon izrablığına geçer. O yüzden her biriçilerin biri bitti senden dikkat etmektir, təxir olmağıdır. Təxir olduğu, eğer sen evli kadın yiysav, nesihat edarı test edesen, olabilir hamil olsun. Hamil çıxdı, çıxmadı, sen bir sonar yaptırmak çok önemlidir. Ondan sonra bunlar olmadıysa, mənası bir hormon izrablığıdır. Sonar yapmak ve hormon testler dediğimiz zaman, tiroidin çok ilaqası var hormon bozgunluğuna. Olabilir ziyadlıq var sende, olabilir tembellik var. Hormon, tiroid hormonunda bunu da ne şekilde bulasan, testlerden edebilesen bulasan. Başka hormon bozgunluğu prolaktin hormonudur. Hani de diğer özne süt hormonudur. Çoklar duyublar hormon fazla eder olurdu ki doğum fetresinden sonra hani de süt hormonu olduğu ifraz eder, tahfiz verer. Çocuk için
ifraz etsin ve çocuğun yani anne sütünü yemek için. Ama bu hormon o yüzden doğum yapan kadın o hormon ızdıraplığından geçer. Bu her 2 ayda bir, 3 ayda bir adeti akhiri. O da ona neden hormon prolaktin süt hormonu fazla olur sende. Tabi bu çok iyi bir şeydi, sıhhatli bir şeydi. Neden? Rahma ben sıhhat vermek için çok önemli de bir men edim. Men ettiğim zaman 2 yıl doğumdan sonra önemliydi. O yüzden süt vermek fetrası 2 yıl çok önemliydi. Süt verdikçe adet enmeyecekti. Adet enmeyese sen normal bir mena geçeceksin. Ama sonra da öz kendi sütü verdiği o zaman. Bu şekilde 2 yıl boyunca sen tam normal bir şekilde sen men edip sen rahmı yeni çocuk oturmaktan. Aynı zamanda da bu fetre önemliydi. Hormon prolaktindeki köskte işler aynı zamanda da rahim üzerinde de işler. O yüzden güzel bir şekilde düzenlentir özün, iyileştir özün. Bakasan sütü kestiğinden 2 yıl sonra normala döner, öz kendisine döner hormonu, süt hormonu normal adet öz kendisine döner. Gelagın eğer doğum yapan kadın dahil ise, eğer bu adet tahillerinden geçirse, olabilir sende aynen bu bozgunluk var. Neden bu bozgunluk var? Bazı haletler var. Hani beyinde olar. O da hipotalamusta dediğimiz hüddede olar. O kadın ki dikkat edirem bu duruma, o kadın ki süt vermek fetrası dahi yenge doğum yapmayıptır, normal bir kadın da olabilir, evli kadın da olmasın. Bakarız sürekli bir şekilde bu hormon fazla da özünde, fazla çalışır. O zaman sende bir işaretti. Olabilir yukarıdaki beyindeki hormonda bir problem var. O da olabilir bir basit bir şişkinlik olsun, basit bir veremdeki olsun. Dergi bunu panik yapmak için diyoruz. Bunun arkası yücük etmek özellikle onların ki süt hormonları yüzden fazla ahırı bu işarattı. Sana doktora gitmek, cümle asabiye doktoruna gidesen bir renin yapsın, beyni için baksın bu. Hormon ya da bu pardon bu hutta beyindeki normal çalışır. Neden fazla süt ifraz eder? Eğer de yüzden az ise normalde gene ister bir tedavi cümle asabiye beyin doktoru yanında ondan sonra kadın doktorudan güzel bir şekilde sağ için sistem kurar. Bu hormonun tam tersini verecek sana düzenlentir süt hormonun. Güzel bir şekilde yavaş yavaş hormon nisbesi iyileşince senin adeti güzel olar ve iyileşir ve normal bir duruma geçer. En fazla da hani de adet ızdıraplığına ki geçen olabilir bazen stres olsun, bazen panik olsun, bazen bir kalak anksiyeteye geçer. Olar hani test, sınav var, imtihan var. Ya da onlar başka bir hayatın stresinden girecekti. Bunun da çok ilgili alakası var adet tahir etmekte. Bu şekilde sen eğer kesme var ise, tahir var ise ilk al ardımı kendi doktora aldı. Hiç nasihat etmem onlara ki hormon testleri alırlar. Ben de adet tahir oldu dedim. Pardon, hormon hablarını aldım. Gedim egzancıya gedim. Kim geldiğine ya bacım kullandığı hableri hiçbir şekilde olmaz. Çok yanlıştı bu ayrısı kullandığı hebler adet endirmek için. Ya da o ki iğne vurdu adeti endirmen de vurmuyorsun. Çok yanlıştı. Hiçbir zaman nasihat etmem. Yanlış yoldasan, yanlış tedavi yoldasan, senin sağlığı için bakarsan başka bir daha fazla etkilendirirsen rahmi odam ve yumurtalık sistemi ilk ardımı kadın doktorasına olsun. O şekilde sana bir sistem yapacaktı. O bilir naksı testler yapsın, ne şekilde tedavi yapsın. İlk kere sana adeti tahir olduğunu endirecekti. İkinci endikten sonra yaptıracaktı. Üç sonra üçüncü hormon testi yapacaksınız. Beraber buna göre siz gireceksiniz bir plana ki senin hormonu düzenlendirin. Dedik hormon kesilmeğinin tekrar diyarı. İlk kere olabilir normaldi. Sen öz yerinden doğru 2 ayda bir, 3 ayda bir evli kadınları da olabilir test etsin hamildi. Bunlar olmadığı hormon ızdıraplığının birisinden geçsen o da dediğimiz şekilde tedavi ederek. Gelagın tam tersine, eğer hormon ızdıraplığı mende geçti, fazla adet yakırıq. Bakırsan 7 gün bitti, sürdü 10 gün, sürdü 15 gün, sürdü 3 hafta. Hiçbir zaman kuru olmur bu kadın.
olabilir başka bir durum var. Sende ya bir büyük kişiseler var, kişise de kaç naatim. Büyük kişiseler var, olabilir demovi kişiselerdi ya da olabilir normal bir kişiseldi, fizyoloji ve vazifi bir kişiseldi. Ya da olabilir sende başka kişiseler var, çoklet kişise var, onda bir koydiyanın bir cerrahattaki olabilir. Olabilir dermoid sist olsun, dermoid nöğeti. Kiselerin biri de var. En fazla sebep, fazla adet yakamak o da olabilir. Sende rahmude teleyif var. Hormon ızdıraplığı rahmin kalınlığını ziyade ettirir. O yüzden kalınlığını ziyade ettirdiği zaman olabilir teleyif etsin. Tabi bu normal bir halde, hamid bir halde, habitteki. Ama bizim bu durumda kırmızı işaretlerimiz var. Hangi durumda biz giden bu kırmızı işaretmene bu halene bu durumu eğer tedavi edin olabilir ciddi bir problem olsun. Ciddi problemlerin birisi kanser olabilir rahimde. Gelin hangi durumlar? İlk kere dediğimiz zaman olabilir hormon ızdıraplığı kanınlık yapsın. O yüzden fazla adet yaksın. Bunun güzel bir şekilde eğer düzenlendirirsen özün iyileştirirsen. Gelağın ikinci olabilir teleyif var ya da tadakum rahim var. O da sen öz kendi doktorundan bir fetra ilaç verecekti. Sana ilaçtan iyi olmayacaktı, kurtaj yapacaktı. Sağ için bunu zer etsin, baksın. Hamit ya habitti. Ondan sonra eğer düzenlendirirse bir problem yok ise normal hayat ve normal. Eğer ikinci çocuk yapırsa, üçüncü çocuk yapırsa normal ihtiyacı olar. Üçüncü eğer bunlardan da sonra durmasa sen öz kendi aile bitirmiş ise çocuklar eğer 45 yaşından da fazlaysa bana kalmağı sen öz kendi doktorundan plana geçirsen rahim atmağına daha iyidir. Kalasan uzun fetre sıkıntı yapırsan fazla yaksan aylardan yaksan ileriden aha devre adet durmara sıkıntı yapar normal hayatı da ve sıkıntı yapar bütün canı bedeni vücudu olabilir karşılaştırır seni fıkırdemden ve fıkırdemin problemleri çok çoktu. Kan istiklığın o yüzden kaldırmağı atmağı daha iyiydi. Hangi kırmızı işareti? Eğer ben sonra orada buldum bir varam erken yaşta bunu zerre etmek ve test etmek bakak bu hamitiye habitti. Dagi teleyifler. Eğer sen menopoz kadınıysa koy demeyeğin sinir emel ayla illerindeyse o kadınlar ki adet kurmak illerindeydi 45 yaşına 50 yaşına fazladı. Bir fetre 2 il 3 il boyunca durmuştu. Ondan sonra başladı kan alsın. Bu bir kırmızı işareti. Meğer hemen sonar yapmak, mesha almak ve bir parça almak rahimden. O yüzden bilağın naksı nöğeti nedir rahimde? Nedir durum? Neden bu fazla enir olabilir bir işareti kanser olmağına? Kanserde erken bulmağı çok daha iyiydi. Bulmakta intişar ettikten sonra bulmak o yüzden buna dikkat etmek de önemliydi. Gelağı normal kadın kurur 45'ten 55 yaşı ara yerinde olabilir 50'de kurusun olabilir 45'te olabilir 55'te de kurusun. Bu fetrede hormon eğer sen normal kurudu o bazı ızdıraplıktan geçersen hani kadın biraz sıkıntıdan geçer sıcaklık geçer terlemekten olabilir can çıkarından geçer. Normal bir bilisirlerdi. Her kadın adet durduktan sonra geçer özünde. O da o yüzden estrojen hormonu çok önemli de sümüğün sıhhati için ve öz kendinin sıhhati için ve beynin ve normal canın sıhhati için çok önemli de estrojen hormonu. O yüzden bu hormon azlaştırdığı zaman dediğimiz bilisirlerden geçer. O yüzden nasihat ederek her zaman kadın mükemmel hormon alsın. Bu kaybettiği hormonların alsın. Her zaman nasihat ederek estrojen birkaç şekilde var. Hapları var. 3 haftada 3 kere alınır. Olabilir de tahammülde ki alsın özün. Olabilir de kadın
edebilir. Altın özün haber tabletler takip ettiğimiz zaman olabilir bir krem taki alabilir özün. Önemlidir spor yapmak bu fetrede, sıhhatli bir yemek bakmağa. Bir de her zaman nasihat ederim dexatez ve haşhaşat el edam. Östrojen hormonun çok önemlisi var. Haşhaşat edamla kuruduğu zaman canlıda ilde bir kere dexatez yapmak çok önemlidir. Sağız müklerimin sağlığı için. Çoxlar kadınlardan sorurlar, şikayetlidirlər adeta yaxın, mən canım ağrı, başım ağrı, ayaqlarım çaxırı, bu da normal bir fiziyolojidir, normal bir durumdur. Sən geçirsən özün, ama bunlar bilirlər toplum, biter adet ənmağı edir. İyi uyumaq saati uzaqlaşdırağın, öz-özümüz çaydandır, qahvadandır bu fətrədə. Spor yapmaq önəmlidir bu zamanda. Daha önemlisi de sen kalsiyum, vitamin D, sütlağları her zaman yemek içmem kalsiyumlu, sütlü olsun ve fazla yoğurt bunlardan fazla etse bu bilgisayarı azlaştıracaktır senin canında. Bazı psikoloji problemlerden geçer kadın sıkıntı olabilir, bazen biraz heyecanlı olar, asabi olar. Bu toplum hapsi bozgunluqdur hormonda. Biter düzenlendirir adetin birinci gününde. En fazla da gördüğümüz kadınlarımızdan beni etmek için neler kullanırlar? Kontraseptif hapları ya hormon beni hapları. Bazısı doktora dönmeden bunları kullandı. Bu da çok bir yanlış bir yoldu. Kendi doktorudan plan yaparsan ne şekilde beni edersen? Kaç bir ne var? Olabilir sende zıhıt var, olabilir sende şakika var. Olabilir sende başka bir tahsürler var, kalp var, büyük yaşlısan. Olabilir başka bir durumlar var ki olmaz bana hamil hablarını alasan. Almağının da yolu var. O şekilde sen olmaz müstemir alasan, müstemir almak hableri sende hormon ve adet keskinliği yapar. O yüzden her zaman sen doktora bir kendi kadın doktor var. Tam çek edesen bütün durumu müstahatsan bu hableri alasan ya. Başka mene hamil yolları var. O da levlab rahmi var. O da kollarda bir hormonlar var ki takılıp. Başka meneler var ki saunan durumundan uyar. Güzel bir şekilde planı bunu olmaz kendisi. Başkasını şekilde yapırsa nece sene egzantı verdi. Parastol habler de ki bu hormon habler de çok ilgili var. Sen canın sıhhatiden ve yumurta rahim sistemin ilaqası var. Çok önemli desen iyi bir şekilde tam yolunda bu testler ve bu hableri almak. Dediğimiz zaman başkanın durumu, sağ durumu təkid edin. Başkaya uyduğu ilaç sana uymaz. Her zaman ilk ardımı kadın doktorudan bulasan hormon israblığı nasıl birisidir, ne şekilde desen de, ne şekilde bir tam çek edesen öz kendini uzaklaştırasan bu hormon israblığı. İnşallah edebildim, fayda bulun tüm kadınlarımıza. Bu bilgilerden hormon bozgunluğu üzerine nesihat son nesihatim. Her zaman sen öz kendi basit bir şekilde bir 5 dakikada vaktinden almayacak da ayda sen bir takvim kurasan mutabe edesen ne şekilde anırı. Hormon bozgunluğundan geçen de ilk ardımı kadın doktor aldı. O şekilde sana ilaç edecekti ve tedavi eder. Rica ederim bütün kadınlarımız bu nesihatlerimizin yollarında olsunlar. Herkesinin sağlığı için ve sıhhati için. Ne sual oldu, ne sorum oldu. Ben gelen bölümde cevap vereceğim özünde. Sayfamıza yollayabilirsiniz. Sağlık olsun programın adıyla Facebook'ta. Gelen bölümde bütün bu suallara ben cevap vereceğim. Hoşça kalın, sağlık kalın.